Herkese yeni bir vlogdan selamlar arkadaşlar. Bu saatte sokaktayız. Sebebi Asaniko'nun okula başlıyor olması. Bugün öğretmeniyle tanıştık. Bize bir alışveriş listesi verdi. Şöyle kocaman bir kırtasiye listemiz var. Gidiyoruz bakalım. Aslan'la bir kırtasiye alışverişi yapacağız. Çok heyecanlıyım. Bugün yaşadığım duyguların tarifi yok. Anlatamam. Gerçekten ağladım falan. Hoca dedi ki siz hazır mısınız? Aslan hazır görünüyor ama siz hazır mısınız? Bilemiyorum hazır mıyım böyle bir şeye. Hiç hazır değilim herhalde. Bu taraftan anneciğim. Şu kapıdan. Şimdi geldik. Kitapsandayız. Aslan'ın kırtasiye alışverişini yapacağız. Değişik duygular yaşıyoruz bugün. Alacağız onlardan, evet. Ama onu bir koy, ben sana söyleyeceğim buradan, ona göre alacağız. Tamam mı? Bize aşkımız. Ay siz, sen de abinin alışverişine mi geldin? Hı? Neresi de okul benim alışverişine mi geldin? Neresi benim asilim olsun? Hamur, evet. Ama bekle şimdi, bak buraya bakarak alacağız bu listeyi. Şöyle bir listemiz var arkadaşlar. Bayağı uzun. Senin makasın, evet, evet. Başka ne alacaksın? İsterseniz kalem çantası. Bakalım. Hemen arka tarafta. Bunlar senin, bunlar da senin. Heyecanlı mısın? Hayatım, Asil'e bakmış. Asil oturuyor. Asil kalkmış oturuyor. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Asil dikkat et. Tepetinde bayağı bir şey oldu Aslan'cığım. Ne oldu? Evet, neler var? ...25-35 iki tane. Aşağıda başka bir şey kalmadı. Kil hamurumuz tamam. Pompon tüy tamam. Gözle tamam. Renkli boncuk. Hasirik tamam. Abestank da verdik. Çıt çıtlı dosya. Çıt çıtlı dosya seçme. Böyle bir önlük aldık, güzel mi? Hadi gel seç bakalım çıt çıtlı dosya. Ne renk seçeceksin? Astronotlu, evet. İşte burada bulmuşsun. Bundan alabilirsin, evet. Tamam, al bakalım. Sepetine koy, evet. Çabuk sepetimize bak. Çabuk. Çabuk. Sen taşıyamazsın anneciğim. Gel bakalım hadi. Evet. Bunlardan istediğini seçebilirsin. Gel. Hadi gel, kitap seçelim anneciğim. Gel. Hadi seç bir tane. Bunu alalım sevgili öğretmenim. Alalım mı? Ya da bak bu dinozoru, ne dersin? Gel seç hadi. Tamam, getir anneciğim. Bakalım. Ama bu pratik kitabı. Evde var senin bu kitaplardan. Aslan hayatım, şu anda bakar mısın? Beğendiklerini buraya koymuş. Aslan kendi seçiyor şu an. Ben alakam yok yani. Masal kitabı alalım. Hikaye kitapları da aldık. Boyama kitapları aldık. Bak böyle hikaye kitapları aldık. Sepet doldu. Araba da doldu. Tamam mı? Bu liste bitti. Tamam mı? Alışverişimiz bu kadar. Çak. Yarın teşekkür et oğlum. Annene teşekkür et. Yarın okula mı gideceğiz? Yes. Yes. Öğretmenimize götüreceğiz değil mi? Öğretmenine burada ne sağla? Bay bay ya. Öğretmeni, bay bay. Hadi bakalım. Aslan'ın sepetine bakın. Neler aldın sen? Aslan. Duyuyorum anneciğim. Alçak çikolata. Ne var içinde? Alma marmesi. Ben de çekeceğim. Ben de çekeceğim.
Tamam ama onu taşıyamazsın sen. Nasıl taşıyacaksın? Kırtasiye alışverişimiz bitti. Yalnız bayağı güzel bitti. Bitiş çok çok güzel. Şimdi hiç işimiz yokmuş gibi market alışverişine geldik. Bence de bundan alalım. Çok güzel çıkmıştı annemdeki. Oo, küt küt ses geliyor bundan. Bunu alır. Anneciğim ne yapıyorsun sen? Çeteşime koyuyorum. Ama hep çikolata oldu. Olmaz, güzel bisküvi falan al. Tamam mı? Ne koyuyorsun sen? Gel yürü. Ne koydun? Ne koydun sepete? Kendine sepet yapayım. Kazanacak yarış. Peynir ne alayım Uğur? Ne alalım peynir? Peynir Ecegün alalım. Peynir nerede zaten. Ecegün? Peynir şu tarafta Ecegün. Oradan alır mısın Ecegün? Böyle bir tane yük alayım. Tamam anneciğim, hangilerinden aldın? Sen peynirli yemiyorsun ki. Yiyorum. Dedim. Jelibon almayacağız artık demiştim. Şimdi şunları alıyorum. Bunu annemde keşfettim. Çok iyi arkadaşlar. Şu renkliler için pembe. Şu da beyazlar ve renkliler. Gerçekten bu ikisi müthiş yani. Bunları indirimde buldum. Şimdi ikisini de alıyorum. Bir tane tost ekmeği al aşkım. Sen ne aldın arabana? Araban dolmuş senin. He? Sepetin dolmuş. Gel bakayım buraya. Ben küçük olanı alıyorum. Evet evet. Küçük al. Tamam. İki tane başka yok, tamam mı? Bir. Tamam bir al. Al. Bu. Sıfır yok bu herhalde. Bu güzel. Değirmenli yumurta. Tamam bunu beğeniyoruz. Evet bu güzel çıkıyor. Bunu alıyorum. Size şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. Sıfır numara yumurtalar. Orijinal doğal gezen tavuk yumurtası. Bir numara da yine gezen tavuk yumurtası. İki numaraya kadar alabilirsiniz. Üç ve dört GDO'su değiştirilmiş, çiftlikte yetiştirilmiş tavuk yumurtası. Herkese merhabalar. Canım evimden, Adana'dan, şehre dönüşümüzden merhabalar diyorum. 13 günün sonunda biz eve döndük. Aslı'nın okul başlangıç telaşı, evin düzeni, çamaşırdı, bulaşıktı, ev temizliğiydi derken gerçekten kamerayı daha yeni elime alabildim. Bugün de biraz market yaptım. Sipariş vermiştim online. Onlar geldi. Şöyle bir yerleştirirken size de bir vlog çekmek istedim. Kamerayı açıp şöyle bir market alışverişi düzen vlogunu çok özlemiştim. Kısacık böyle minicik bir buzdolabına yerleştirirken çekmek istedim. Böyle içimden geldi. Bu arada bu marketi yeni keşfettim. Çok taze ve güzel geldi sebzeler. Yemek sepetini kendi marketinden sipariş verdim. Ben gidip canlı almayı çok seviyorum ama şu an çıkamayacağım için mecbur böyle bir online sipariş geçtim. Sizin de aklınızda bulunsun. Yemek sepeti gerçekten çok taze ürünlerle geldi. Bunu da böyle bir belirtmiş olmak istedim arkadaşlar. Thank you.
sebzeleri temizledim. Sirkeli suya koydum. Bir diğer alışverişim şöyle bir badem sütü almıştım arkadaşlar. Kahveye ekliyorum. Çok güzel oluyor. Aslan'a şöyle bir yarım litre süt. Yine bir tane daha süt almışım Aslan Niko'ya. Ve bir de yoğurt. Evimizin olmazsa olmazı. Asile şimdi süt kaynatacağım, yoğurt yapacağım. O yüzden bununla mayalıyorum. Çok güzel oluyor. Taş gibi bir yoğurt oluyor. Son halimiz şöyle. Bunlar kurumaya başladılar. Suları aktı. Limonlar ve domatesler de biraz böyle suyunu bıraktıktan sonra tekrar bir tur yıkayacağım ve sonra kurulayıp hemen yerleştireceğim. Asile de böyle günlük süt alıyorum. Pastörize. Bunu hemen kaynatacağım. Bunu da 75 dereceye kadar kaynatıyorum. Sonra 42'ye kadar bekleyip soğutuyorum. Sonrasında bu yoğurt makinesinin bardakları var. Onlara boşaltıyorum. Sonra 5-6 saat burada mayalandırıyorum sütü. Ve yoğurt halini alıyor. Bundan çıkartıp biraz ılımasını bekledikten sonra da dolaba yerleştiriyorum. Şimdi hemen sütleri kaldırıyorum dolaba. Şimdi Uğur'un canı böyle kahvaltı gibi bir şey istediği için, bugün hastalandığı için onu zorlamak istemedim. Yemekle ağır gelir diye. Onun en sevdiği şeyi yapıyorum. Biber közlüyorum şu an ona. Bu arada sütüm de kaynadı. Onu da hemen altını kapattım. Soğumasını bekliyorum. Kayınvalidem ben çok seviyorum diye her sene bize böyle zeytin yapar, köyde getirir, hazır şekilde verir. Ben sadece yıkarım ve sofraya koyarım. Şimdi şöyle düzenleyicilerim var kapaklı. Bunları çok seviyorum. 2,5 litreye kadar alıyor. Şimdi bunun içerisine yıkadığım ve kuruttuğum sebzelerimi yerleştireceğim. Gerçekten bunlar çok kurtarıcı oluyor. Bakın şimdi bütün salatalıklarımı buraya güzelce yerleştiriyorum. Limonlar da hazır. Dolaba gidiyorlar. Şimdi biz Uğur'la bir şeyler yedik, atıştırdık. Kahvaltı gibi hazırlamıştım. O öyle çok seviyor böyle gün içerisinde ufak atıştırmalık şeklinde yemeği. Ben de ona sevdiği şekilde bir şeyler hazırladım. Bu arada domateslerim ve kapya biberim kurudu. Onları da şu şekilde yerleştirdim. Şimdi sizin bir gününüz nasıl geçiyor? Benim bir günüm o kadar koşturmaca geçiyor ki size anlatamam bu aralar. Bir de Aslan Niko okula başladı. Onun git geli, işte okul alışverişi, koşturmacası, alışacak mı, ne yapacak, biz nasıl işe gideceğiz, Uğur nasıl gidecek, bir de yanında babayı da istiyor. Asil'le de benim git gelim, ev durumu. Yani çok telaşlıyız bu aralar, çok koşturmaca. Rokalarımızı da hemen sirkeli suda bekletmiştim yarım saat. O arada tabii biz bir şeyler hazırladım. Ben yedik falan, siz oraları görmediniz. Sadece hazırlarken görmüştünüz. Şimdi bütün sebzelerim hazır. Böyle boy boy. Hepsini hazırladım. Böyle şeylere takılır mısınız bilmiyorum. Ben takılıyorum renk şeylerine falan. Şimdi hemen çok hızlı. Çocuklar da uyuyorken, bulaşık makinesi bitmişken boşaltıp yerleştirdim. Asilikonun da sütü hiç çok fena kokuyor. Süt hiç sevmediğimden. Biraz daha ılıması lazım. Bir 5 dakika. Bu 5 dakika ılısın. Onun da şöyle bardaklarını hazırladım. Bunların vakumlu kapakları var. Koyacağım hemen.
Çocuklar uyuyorken kahve keyfi. Şimdi kahvemi bekliyorum. Umarım kahvede olduktan sonra uyanmazlar ve ben birazcık dinlenirim. Şu bir saat içerisinde inanılmaz iş yaptım. Sebzeler, dolap düzeni, süt kaynattım, yoğurt yapmaya başladım. Uğur'a bir şeyler hazırladım. Yedi ve tekrar gitti ofise. Ben bulaşık makinesini boşalttım, tekrar doldurdum. Gerçekten bu kahveyi hak ettim arkadaşlar. Çocuklar uyanmadan umarım bu kahvemi keyifle içebilirim ve paylaşmak istediğim bir alışverişim var. Onu paylaşmak istiyorum. Temu alışverişim, Amerika'dan gelen kargom. Bayağı uzun bir yolculuk sürdü bu defa. Part 3'te yayında olacak. Hem Instagram'dan hem de YouTube'dan beni takip edebilirsiniz. Vlogun son partini alışverişe ayırmıştım arkadaşlar. Bu vlogda bolca alışveriş oldu. Ama gerçekten bunu da paylaşmak için çok sabırsızlandım. Henüz Instagram'da paylaşmadım ama önce burada paylaşmak istedim. Hemen sizinle beraber ben de açıyorum. İlk çıkardığım şeye bakın. Bunu böyle beklemiyordum. Gerçekten güzel bir şey geldi. Bakar mısınız minnoşluğuna? Bayıldım. Ted Baker muadili. Valentino muadili bir terlik almıştım. Çiçek desenli. Çok beğendim. Çok güzel bir terlik. Bakalım başka neler almışım. Uğur geçen gün bunu açmış, diyor ki yine mi çanta aldın? Çanta değil halbuki. Bu bir makyaj düzenleyici. Bir makyaj düzenleyici almıştım. Bunu görmüşsünüzdür. Bu Türkiye'de de vardı. Çok viral olmuştu. Şöyle içerisinde bayağı bir göz var. Şurasında da bir taşıma kulpu var. Şöyle havlu bileklikler almıştım. Bunları böyle makyajımı falan çıkarırken ya da yüzümü yıkarken kullanacağım. Bunlar da... Şöyle bir... File etek almıştım arkadaşlar, hatırladım. Aa, beklentime çok üstünde, trikosu çok güzel. Şöyle bir etek. Şöyle. Buradan bağlıyorsunuz yandan. Çok tatlı, tam bir plaj eteği, böyle güzel, incecik, çok tatlı bir trikosu var. Mayokini almıştım arkadaşlar. Şöyle gül detaylı. Gerçekten naylon değil, bayağı bildiğimiz böyle mayo, güzel dalgıç kumaş. Onun için şöyle bir plaj seti almıştım. Vardı aslında. Kamilyamız var bizim. Ama bunu da çok uygun fiyatlı bulunca bunu çok rahat kendi kendine taşıyabilir. Çok güzel. Şurasında böyle pati desenleri falan var. Çok hoşuma gitti. Şöyle. Malzemesi gerçekten beklentimin çok üstünde çıktı. Bunu 30 TL'ye aldım. Şöyle. Benim alışverişim saçmalık seviyesi. Her şey çıkabiliyor. Bu vlog gibi oldu resmen bu alışverişte. Çok karışık ama ihtiyacım olan şeyleri aldığım için tek kargoda gelsin, başka kargo ödemeyeyim diye. Şöyle bir servis kaşığı almıştım. Bu da çok tatlı geldi. Kocaman. Devam ediyorum. Bir de paketleri açabilsem. Ah ah ah. Silikon buz küresi arkadaşlar. İçine suyu koyuyorsunuz, kapatıyorsunuz, çıkartıyorsunuz ve yüzünüze bız 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 sabahları yüzünüzü yumuşatmak ve şişliğini almak için. Yani fular almışım. Şöyle deseni turbalatı. Çiçek desenli. Çiçek figürlü. Bunu kullanırım. Adam aldığım kemerlerin aynısı birey. Yıldım. Bikinilerim, mayokinim çok güzel. Çantanın güzelliği. Bunu düzüyoruz böyle. Abiye. Saç dipleri kaşıyıcı. Kılıfın içerisinde. Aa, bayağı korunaklı geldi bu. Tekrar bir kılıf. Çıkartıyoruz. Tekrar bir kılıf. Ve bir şemsiye. Ne olmuşum kız? Pijamamın güzelliği. Kumaşı çok güzel. Onunla bir set aldım. Rengi çok güzel değil mi? Aldığım şeylerin hep bej tonu ve krem olması, ekru olması peki. Sen uyandın mı? Bir 5 dakika daha bekleyebilir miydin acaba? Video bitseydi de öyle bir gelseydin. Şimdi buralara bakıyorsun. Bir karıştırsam, kız annem yine alışveriş yapmış. Neler almış bu kadın yine ya? Neler almış yine bu kadın ya? Şuraya Juno ya, ben devam edeyim olur mu? Çiçeğim. Çiçeğim, çiçeğim, çiçeğim. Konuk oyuncumuzu şöyle bir yana aldık, yatırdık.
Orada dura dursun. Ben hemencecik videoyu bitireyim. Kahve yapmıştım. O da buz gibi oldu bu arada. Hazaretinin kablosu düştü. Ay şuna bakın. Bu ne? Şöyle yüzüme şey yetmek için aldım. Bu yüz frekans cihazı arkadaşlar. Şöyle yanaklarıma, şakaklarıma masaj yapmak için aldım bunu. Kremlerimi süreceğim aynı zamanda. Ya bu üzdü ama, bu üzdü ama ya. Ama bu üzdü ya. Benim gümüş renginde küpelerim vardı, gold. Ondan almak istemiştim ama bu ne ya? Bu ne? Bu çok küçük. Göndermeyeydiniz. Çok daha iyi olabilirdi. Göndermeseydiniz de olurdu yani. Ay siz neler almışız, beğendin mi? Beğendin mi aşkım? Ay. Yine bir flor. Ya ben bunları kışın falan, baharda çok kullandığım için böyle ceketlerle boynuma, işte çantalarıma, ne bileyim saçıma çok kullandığımdan alıyorum yani, güzel desen görünce. En son Bursa'dan da almıştım. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Bakayım. Son. Bitti. Bir tanesi şöyle. Böyle hasır burçak deseni gibi bir deseni var. Krem rengi. Yine krem. Bir tanesi de şöyle. Kendinden böyle dalgalı gibi. Triko almıştım arkadaşlar. Böyle burada Vakko'da, Beymen'de satılan trikolar var biliyorsunuzdur. Şöyle göstereyim size. O kadar güzel ki trikosu. Bakın uçlarına bakın. Gel. Şurası da yine yüksek bel lastikli. Bunu böyle şortlarla, jeanlerle. Alışverişim bitti. Burası çok dağıldı. Temu'dan aldıklarım da bunlardı. Diğer alışveriş videolarımı falan da izlemek isterseniz Instagram'ıma gelebilirsiniz. Instagram'da da kullanıcı adım blogsevosu. Beni oradan da takip edin canlarım. Buradan da abone olursanız çok mutlu olurum. Alışverişimin de sonuna geldik. Videonun da sonuna geldik. Sizi çok öpüyorum. Çok dolu dolu bir vlog olduğunu düşünüyorum. Keyif aldığınızı düşünüyorum. Ben çekerken çok keyif aldım. Abone olmayı lütfen unutmayın. Çocuklar uyuduğunda koştur koştur bu vlogları çekiyorum. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum alışverişle ilgili. Görüşürüz.